Geldim kızım, geldim. Akşama taze fasulye yapacağız Rıza, ayıklaman lazım. Aa ama tüh ya, biz fasulyeleri almayı unutmuşuz. Bir zahmet manava gidip alırsın. Vallahi almasını alırım da ayıklamasını bilmem Nazmi'ye. Aa ben sana öğretirim, aşkım aşkı olsun, elime mi yapışır? Ya yenge, hı? Bir çay versene ya. Vallahi şu son lokmayı çayla ektireyim. Ben değil yengesi, bugün çaylar abinden. Hadi canım. Ben koyarım oğlum, ver. Dur anne, dur sen. Çay koymaya da üşenecek değiliz herhalde, akşama kadar yaptığımız iş. Abi demli olsun ha. Oğlum sen niye abine iş buyuruyorsun ya? Senin işin vakti gelmedi mi? Kalk git hadi. Doğru söylüyor vallahi, versene abi, geç kalmayayım şimdi. Boş ver, hiç koyma. Ya da içerim bir çay ya, ne olacak? Koy abi, koy, demli olsun. Ya da dur ya, dur. Geç kalırım, bir şey olur. Hiç koyma, ben gidiyorum. Hadi eyvallah. Hadi hadi, görüşürüz. Hadi görüşürüz. Güle güle, güle güle. Ne o? Pes mi edeceksiniz Rıza Bey? Of Nazmiye. Bırak çocuk kahvaltısını yapsın ya. Sonra ne edecekse ne dersin? Doydum anne ben, doydum. Ha burama kadar doydum. Yiğidim. Rıza. Bu masanın toplanması lazım yalnız. Gel gel topla bak, melekler başında ağlar sonra. Hem bozulur bunlar, hadi. Neredesiniz ya? Hadi hemen çabuk gelin. Bekliyoruz, bekliyoruz. Hadi. Of be. Dünya varmış. Otur akşama kadar televizyonun karşısında iş yap. Bir de söyleniyorlar tam bana. Nasıl? Kolayladın mı Rıza? Bitti bile. İyi maşallah. Hadi şu tülleri de as da. Böyle kurursa kırış kırış olur. Tül yıkayacak bugünü mü buldun Nazmi'yi? Sen ne ara çıkardın o tülleri burada ya? Canım ayda bir yıkıyoruz, o da bugüne denk geldi, ne yapayım? Hem böyle yıkamazsak sarımtırak bir renk oluyor, biliyor musun? Hadi ya, hadi koy şunları. Hadi şu sehpa ile abajuru da al kenara. Ben de sana sandalye getiriyorum. Hadi hadi, çabuk, böyle iş bitmez, hadi. Al şu sandalyeyi de bakayım. Tamam. Üstüne çık. Ben bakarım. Ha? Buyurun, buyurun. Biz geldik. Olay var, olay. Ama. Kolay gelsin Rıza abi. Sağ ol. Temizlik günü müydü? Bileydik gelmezdik. Yok ablam, bizimki daha çok bilimsel bir deney. Yerleri değiştirdik de. Öyle oldu. Hadi buyurun, buyurun. Hadi anlat. Nereye takacağım bunu? Arkaya. Arka hangisi arka? Ya arkaya işte ya, duvar tarafına doğru. Hadi anlat da keyfimiz yerine gelsin. Ay anlatayım anlatayım da konsantre olamıyorum. Lafa giremiyorum bir türlü. Sen onu boş ver. Kocacığım. Sıra atlamadan tak, olur mu? Olur. Ay taksici Hasan var ya. Gececi Hasan mı? He, o karısını aldatmış. Aa. Hem de ayıptır söylemesi, internetten bulduğu biriyle. Deme. Demesin tabii ya. O nasıl laf ya? Yahu. Ablacığım adam 7/24 çalışıyor. Gözünün feri gitmiş çalışmaktan. Başka kadına bakacak hali mi kalmış onun? Ay biz öyle duyduk vallahi. Öyle duydunuz. Burada kendi kulağıyla duyan var mı? Gözüyle gören var mı? Öyle deme Rıza abi. Sabah kadar evde vallahi böyle kavga kıyamet kopmuş. Allah Allah, siz hiç kavga etmiyorsunuz mu evde? Yani her kavga eden öyle kocasını karısını aldatsa ne güzel yani. Oğlum bir sus, anlatsın kadınlar ya. Hem bu gerçek bilgi değil ki, dedikodu. Olmasın öyle dedikodu anne. Sonra evin beti bereketi kaçıyor. Başka dedikodu yapın kardeşim. Yok onun oyası şöyle olmuş, bunun boyası böyle olmuş. Böyle şeyler konuşsanız ya. Ay yürü kız yürü. Bir dedikodu yapacaktık, burnumuzdan geldi vallahi. Kocanı yolla, ondan sonra geliriz biz. Rıza'nın kusuruna bakma ablam, o biraz hassas da bu ara. Hadi hadi gelin, siz bana dışarıda anlatın, çok merak ettim. Ne olmuş, çok mu kavga etmiş? Kolay gelsin. Hangi tarafı takılıyor bunun be? Üf, ateş bastı, yumuyorum ha.
her şeyin çaresi bulundu. Türlü icatlar yapıldı. Şu türün bir çaresi bulunamadı arkadaş. Yemin ediyorum var ya, Çin işkencesi, Çin. Oğlum sen çok yoruldun. Ben yapayım bari. Gelince kardeşin yapsın. Hayır ya, o yapacak. Hem bak şimdi bu tülleri asmazsa onlar buruşur. Bir de başına ütü derdi çıkar. Ya kızım bu nasıl bir tedavi ya? Biz bu doktora hanım hanımcık falan dedik ama bu sahte bir doktor olmasın. Anacığım tıp çok gelişti. Artık böyle tedavi ediliyor. He, böyle iyi oluyor diyorsun. Tabii iyi olacak. Bak şimdi hem biz birbirimizi böyle daha iyi tanıyoruz... hem de çok daha fazla vakit geçiriyoruz. Haksız mıyım aşkım? Nasıl tanımaksa? Hala öğrenemedi milletin içinde ulu orta aşkım deyince benim tüylerimin diken diken olduğunu. Anam yabancı mı ya? Hem ben asıl neyi merak ediyorum biliyor musun? Cinsel hayatımızı ne zaman konuşacağız onu çok merak ediyorum. Kız sus. Nazmiye sus. La çıkarttın işte hepsini bana ya. Geldim. Hoş geldin anasının sarı bombası, gel. Ben geldim. Gel. Gel bakalım. Şu çantanı alayım. Hı. Anne ben çok açım, çok. Vallahi bittim anne. Şu lokalı bir Türk kahvesi yap da içelim be. Ne kahvesi ya? Kız açım diyor. E tamam onu da ben yaparım ya. Hayır ben yaptım, o da yapacak. Karışma anne, yapacağım. Söyle bakayım güzel kızım, ne istiyorsun canım? Portakal suyu ya da süt. Ama ılık olacak, yanında da krep. Krep ne be? Krep ya, akıtma işte. Kuzum, baban krep nasıl yapsın? Sana bir tost yapsın ha? Anacığım, yapacak işte krepi ya. Tamam yapacağım. Allah Allah. Nasıl yapılıyor? Nazmiye, hı? Malzemeleri vereyim mi? Ey madem, ver. Ama sen yapma ha, sakın. He tamam, tamam. Ne yapıyorsun kız? Nasıl geçti okulun? İyiydi vallahi. Kirden çamurlan bir şey yap. Ha. Çorabım bile kirlendi. Yıkar çorabını baban, sen hiç merak etme. Sonuçta o bugün çalışıyor. Evet. Nereye kadar bu pembe rüyalar?